Bir ve birlikte Hilal'e doğru Türkiye toplantıları Düzce'nin komşu kenti Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Merkez İlçe Başkanı Mesut Sert, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftel Altundal, Göleka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak ve çok sayıda partilinin katılımıyla Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yıldız burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak siyasi partiler ve seçim kanununda önemli değişiklikler yaptıklarını anlattı. Seçim barajını %7'ye düşürdüklerini, büyük haksızlıklara neden olan ortak oy uygulamasına son verdiklerini belirten Yıldız şu ifadeleri kullandı. Silahlı terör örgütü, bölücü terör örgütü özellikle milletvekili seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerden, bazı bölgelerden ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu adaylığı karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor ya da adaylığını reddedemiyor. Bundan faydalanan örgütler gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezaların kanun yollarında Yargıtay'da onandıktan sonra kesin hüküm haline geldiğinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığı seçilme yeterliliğini kaybediyor. Bu sefer kıyameti koparıyorlar. Efendim gözünüz neredeydi? Bunu aday yapmasaydınız. Arkadaşlar, bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklif edeceğiz bunu. Milletvekili adaylığı ve belediye başkanı adaylığı konusunda, aday olma konusunda yeni kriterler getireceğiz inşallah. Böylece bu tartışmalarda son vereceğiz. Türkiye enerjisini boş şeylere harcamasın diyoruz. Terör örgütü üyeliği ya da propagandası ya da bir eylemden ceza almış ama milletvekilliğine devam ediyor. Ve dokunulmazlık kazanıyor. Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Yani bize kalırsa makul esas milletvekilinin dokunulmazlığında kürsü dokunulmazlığı olmalıdır. Hakaretler, tehditler almış başını gidiyor. Biz bu konuda bir düzenleme yaptık. Ancak görüldüğü kadarıyla o düzenleme yaparken de malum çevreler kıyameti kopardı. Efendim basın sansür getiriliyor, kısıtlamalar olacak, işte muhalif lerin sesi kısılacak gibi ipe sapa gelmez gerçeklerle alakası olmayan şeyler söylendi. İnşallah bu düzenlemeyi tekrar ele alıp gerçekten ifade hürriyetinin önüne geçmeyen insanların özel hayatını sıkıntıya sokmayan hakaretsiz, tertemiz bir sosyal medya alanı yaratmak zorundayız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir günlerimiz daha.